الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد عزيز ومحترم Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Son dersimizde dedik ki Ramazan bayramında ve Kurban bayramında kesinlikle oruç tutmak caiz değildir, haramdır. Tutulursa bu oruç da geçersizdir. Kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki aynı şekilde Şaban ayının ikinci yarısında ve Şek gününde önceki günlerle birleştirmeden veya kaza, adak ve virt olarak tutulan oruç haricinde oruç tutmak geçerli olmaz. Şimdi dedik ki yılda 5 gün var. Bunlarda kesinlikle oruç tutulamaz. Tutmak caiz değildir. 1 Şevval Ramazan bayramı, 10 Zilhicce Kurban bayramı, 11, 12 ve 13 Zilhicce yani Kurban bayramından sonra gelen ilk 3 gün. Ancak sebepli olursa, hangi gün olursa olsun oruç tutulabilir. Sebepsiz olursa Şaban ayının ikinci kısmında oruç tutmak caiz değildir. Yani 16 Şaban'dan itibaren o günlerde sebepsiz oruçlar caiz değildir, haramdır. Ancak kişi bir adağı var, bu şey olursa ondan sonraki günde oruç tutacağım diye adak adamıştır. O da 20 Şaban'da olmuş o olay. O zaman 20 Şaban'da adak olduğu için tutabilir. Kefaresi var herhangi bir konuda, kefaresi var, tutabilir. 25 Şaban'da hatırladı, ya ben geçen yıldan bir iki günüm kaldı, tutabilir. Veyahut üç ayı tutanlar, Recep, Şaban ve Ramazan tutabilir. Veyahut normal şartlarda pazartesi, perşembe günlerinde oruç tutanlar var, o da tutabilir. Yani bunlar sebepli oruçlardır. Ama sebepsiz oruç olursa kesinlikle 16 Şaban'dan Ramazan'a kadar oruç tutmak caiz değildir. Aynı şekilde Şek gününde oruç tutmak caiz değildir. Şek günü hangisi? 29 Şaban akşamleyin hilal takip edilir. Şimdi bayan veya bir kafir veyahut bir köle veyahut bir çocuk veyahut günahkar biri gelip de ben hilali gördüm derse burada bu doğru söylüyor mu söylemiyor mu diye millete şüphe oluşur. Bundan dolayı 30 Şaban Şek günü yani şüphe günü denir. O bu şekilde kişi Ramazan olduğundan emin değil ise oruç tutması caiz değildir. Bazı kişiler 29 Şaban akşamleyin hilal görüldü mü görülmedi mi diye araştırmadan, haber beklemeden şu şekilde niyet eder ve yatar. Diyor ki niyet ettim yarın Ramazan'dan ise oruç tutmaya. Ramazan'dan ise oruç tutmaya. Yok olmaz ki böyle. Sabahleyin kalktığında ey cemaat-i muslimi bugün Ramazan mıdır değil midir diye. Ramazandır derler. Zaten niyet ettim. Ramazan değildir derlerse o zaman orucunu bozar. Bu olmaz böyle. Bu 30 Şaban gününde Şaban bitti, Ramazan başladı diye emin değilse o günde ne Ramazan niyetiyle tutabilir ne de sünnet sebepsiz oruç tutabilir. Ha bir bayan geldi ben hilali gördüm veya bir çocuk geldi dedi ki ben hilali gördüm. Bir köle geldi ben hilali gördüm. Bu yılın Ramazan ayın hilalini gördüm. Veyahut bir günahkar geldi. Biz onun sözüne güvenerek oruç tutmak zorunda değiliz. Ha ona güvenen, inanan kimse tutabilir. Ama tutmak zorunda değildir. Ramazan ayı orucundan bir günün orucunu ruhsatı olmaksızın cinsel ilişkiye bozan bir kimse günaha düşer. Kişi oruçluyken bilerek, isteyerek, oruçlu olduğunu hatırlayarak, zorlama olmadan ve bu hükmü bildiği halde
kişi hanımıyla cinsi münasebette bulunursa dedik ki orucu bozulur ve büyük günaha düşer. Kazayla birlikte bir kefaret vermesi gerekmektedir. Bu kefaret meselesi Şafii mezhebine göre sadece orucunu cinsel münasebetle bozan bir kimse. Ama mazeretsiz olarak orucunu bozan kimse büyük günaha düşer ama güne gün kaza tutması gerekir. Mazeretli olursa günahı yok ama güne gün oruç tutar. Hasta, yaşlı, hamile, emziren vesaire. Ama cinsel ilişkiyle orucunu bozan kimseye, kimsenin üzerine bir kefaret vardır. Bu günah hariç kaza vardır. Bu kefaret nedir bu kefareti? Adı zihar kefaretidir. Zihar kefareti ise bir köleyi azat etmek. Bir köle. Tabii şu anda bu zamanda köle yok. Bulamıyoruz. Veyahut bir kimse kölenin olduğu zamanda olsa bile ama onda köle yok. Köleyi satın alacak parası yok. O zaman buna gücü yetmeyen kişinin peş peşe kameri 2 ay oruç tutması. Köleyi bulamayan veya köleyi azat etmeye gücü yetmeyen bir kimse kesintisiz ard arda peş peşe 2 hicri ay oruç tutması gerekmektedir. Kaza günü hariç. Ha bizim memlekette diyerek 61 gün derler. Yok. Hüküm böyle değildir. 61 değil. 2 hicri ay. Hicri ay ya 29 ya 30'dur. 28 gelmez. 31 gelmez. Ya 29 ya 30. Ard arda 29 gelse toplam 58 gün olur. 59 1 30 gelse etti 59. Ha 30 gelse o zaman 60 gün olur. Ama buradaki şart nedir? Ard arda kesintisiz 50 gün tuttu diyelim, sonra hastalandı. 51. gününde orucunu bozdu. Bu hepsi gitti. Tekrar sıfırdan başlaması gerekmektedir. Tekrar tuttu 55. gününde yine bozdu. Yine baştan başlayacak. Yine tuttu 40. günde bozdu. Yine baştan başlayacak. Ta ki kesintisiz 2 ayı tutana kadar. Buna da gücü yetmeyen kişinin 60 miskine yedirmesi. Yani bunların her birine o beldede çoğunlukla tüketilen temel gıda maddesinden bir mud vermesi gerekir. Köle yok veya çıkartamıyor, gücü yetmiyor. 2 hicri ay tutacak. Sağlık açısından tutamıyor. Keyif için değil, canım istemiyor diye değil. Tatil var, ben tatilde cumartesi pazarda tutmam değil. Sağlık açısından bu kadar süreyi peş peşe tutamaz olursa o zaman 60 fakire, 60 miskine her birine o memlekette en fazla yenilen gıda şey neyse bizim memleketimizde buğday, ekmek, bulgur vesaire. O zaman her bir miskine 2 avuç içi dolusu kadar verecektir. Buna 2 avuç dolusuna bir mud denir Arapça dilinde. Fıkıh hükümlerde bir mud denir. İkisine bir mud denir. Her bir miskine, her bir fakire bir mud. Toplam 60 mud. 60 muddu bir kişiye verse bir tane sayılır. 60 sayılmaz. Muhakkak ki 60 kişiye ulaştırması gerekir. Her birine 1 kilo buğday verse olabilir. 60 kilo verse her birine birer kilo verse olur. Ama 60 kiloyu bir kişiye verse olmaz. Muhakkak ki 60 kişiye ulaştırılması gerekir. Diyelim ki parası da yok. Bu buğdayı verecek ne buğdayı var ne parası var. Yapılacak bir şey yok. Boynunda kalır. Gücü ne zaman yeterse o zaman verir. Ha diyelim ki şu anda 60 mud yok. 50 mud var. 50 mudu verir. 10 muddu kalır. 10 muddu var. Onu verir, 50 kalır. Demez ki bende çıkmaz hadi boş ver. Hayır. Ne kadar varsa verir, diğeri sonradan öder. Ve bu şekilde kısa ve öz bir şekilde hacı bitirdik. Ama kapatmadan önce bu konuyu bir iki meseleye değinmek istiyorum. Bir, özellikle iftar vaktinde dikkat etmemiz gerekir değerli Müslüman kardeşlerim. Bazı kişiler araştırmadan, dikkat etmeden ezanı duyar duymaz hemen orucunu bozar. Böyle yapmayalım. Biz memleketimizde kaç defa haberler çıktı. Bu caminin imamı 10 dakika önce ezanı okumuş. Bu caminin imamı 20 dakika önce okumuş. İstanbul'da, Bursa'da, Kilis'te, Urfa'da, Trabzon'da, Rize'de, Mersin'de, İzmir'de,
Kaç defa duyduk? İmam yanlışlıkla erken ezanı okumuş. Bu şekilde yapmayalım deli Müslüman kardeşlerim. Alimler dediler ki müezzin güvenilir bir kimse değil ise, güneşi takip eden, bu hükümleri bilen bir imam değil ise onun ezanına güvenilmez. Şu anda birçok imam saate bakıyor, takvime bakıyor, ezanı okuyor. Yok kardeşim, senin saatin belki bozuktur. Belki ileri gitmiş, belki geri kalmış vesaire. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bazı kişiler de imam ezana başlarken üflüyor, ses var mı yok mu diye bu üfleme sesi duyunca hemen iftarı açıyorlar. Hayır, öyle değil. Bazı kişiler de televizyonda şu kanalı veya bu kanalı izliyor. Orada ezan vakti diye ezan koyuyor bazı kanallar veya yazıyor. Ezan okumuyor, yazıyor İstanbul iftar vakti. Rize iftar vakti, Hakkari iftar vakti, İzmir iftar vakti diye hemen o yazıya dayanarak iftarını açıyor. Böyle olmaz ki. Bu kanaldakiler kim? Bu kanal kimindir? Bunlar araştırıyorlar mı? Sallıyorlar mı? Nasıl? Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekir. Ha, güneşin battığından eminsen hemen orucunu aç. Bu fazilettir. Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçtiği gibi insanlar iftarını emin olduktan sonra açtıkları sürece selamettedirler. Ama emin olduktan sonra. Bu bir. Aynı şekilde sahur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tesahharu fe inne fissahuri berake. Sahurunuzu yapınız çünkü sahurda bereket var. Sahur gece yarıdan sonra sahur niyetiyle yer veya içersen sahur sayılır. Bir yudum su olsa bile gece yarıdan sonra, ama sahur ne kadar geciktirirse daha faziletlidir. Ama bazı kişiler öyle yapmıyor. Kalıyor gece yarıdan bir saat sonrasına kadar sahurunu yer, öyle yatıyor. Olabilir. Bazı kişiler yatıyor, sabah namazından bir saat önce kalkıyor, sahurunu yapıyor. Sabah namazını bekliyor, o da olabilir. Bazı kişiler midesinden dolayı sahurda yemek yemiyor. Olsun, bir yudum suyla içerse sahur niyetiyle sahurunu yerine getirmiş olur. Kendimizi bu tür bereketlerden, faziletlerden mahrum etmeyelim. Bir mesele daha var değerli Müslümanlar. Ramazan ayı oruç ayıdır. Yemek ayı değildir. Bazı kişiler yanlış anlıyor. Tersini anlıyor. Zannediyor ki Ramazan ayı yemek ayıdır. Bundan dolayı ister sahurda, ister iftarlarda, özellikle iftarlarda diğer aylarda yemediği yemekleri yiyor. Ondan sonra yerinde oturuyor, nefes alamıyor diyor. Yemek buraya kadar geldi. Tak namaz kıl, kalkamıyorum. Niye? Buraya kadar yemek geldi, doldurmuş. Yok öyle değil. Bir arada Amerika'da bir araştırma yapmışlar Müslümanların orucu hakkında. Dediler ki sağlık açısından Müslümanların orucu mideye çok büyük faydası var. Mideyi dinlendirmiş oluyorlar. Ama tabii herhalde bunlar bu araştırmayı yaparken bizim üzerimize yapmamışlar. Sahabelerin, büyük zatların hayatlarını okudular. Oruçta nasıl yapıyorlar diye ondan bilgi aldılar. Ama şu anda biz oturup o kadar yemek yiyoruz ki bu mideye zarar veriyor. Sağlık açısından faydalı değil, zararlı olur. Sabahtan akşama kadar mide boş, ondan sonra yükle. Bazı kişiler ara veriyor. Çorbayla başlıyor, ara veriyor. Sonra diğer yemekleri yiyor, sonra ara veriyor. Sonra devam ediyor, sonra da duruyor. Yani yaklaşık bir saat içerisinde 10'ar dakika arayla ara veriyor. Öyle değil yani iftar, oruç, böyle değil. Sahabeler ne yapıyorlardı? Sahurda bir tane hurma, iftarda da iki tane hurmayla yetiniyorlardı. Sahurda bir, iftarda iki. Biz de aynı şekilde iftarda iki tane hurmayla açıyoruz. Sonra yemeklere dalıyoruz. Yok öyle değil. Bu mideye zarar verir. Bazı kişiler Ramazan ayında bayağı kilo alır. Kimisi 5 kilo, kimisi 10 kilo alır. Ne oldu sana? Ya millet oruç tutuyor. Zayıflamak için yemeksiz kalıyorlar. Sen oruç tutuyorsun, yemek alıyorsun. Ya hocam ne yapalım? Akşamleyin sufrada oturuyoruz. Bak öyle değil. Hatta bayanlara bir şey olmuş olur. Yani kişi, bazı kişiler sabahleyin evden çıkarken iftar listesini veriyor eşine. Bayan da mutfağa giriyor, akşama kadar çıkmıyor.
Bu bayan da namaz kılacak, daha çok namaz kılacak farz namazların dışında. Kur'an-ı Kerim okuyacak, dini sohbet varsa dini sohbete gidecek, zikir çekecek. Hiç nefes aldırmıyorlar. 5-6 çeşit sofrada bu bayan mutfaktan da çıkamaz. Allah yardım etsin. Hac bölümüne geldik. Hac yine bizim dinimizde en faziletli, en büyük, en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Ve Allah-u Teala hacca öyle bir özellik vermiştir ki bu özellik ne namazda bulunur, ne oruçta bulunur, ne zekatta bulunur. Namaz hactan daha faziletli olmasına rağmen Allah'ın hacca vermiş olduğu özelliği namaza vermiş değildir. Nedir bu özellik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Men hacca felem yarfus ve lem yefsuk raca'a min zunubihi keyevme veledetu ummuhu. Yani her kim hacca giderse ve hac süresi boyunca büyük günah işlemediyse, eşiyle ilişkiye girmediyse annesinden doğmuş gibi günahsız geri döner. Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. El haccul mabruru leyse lehu cezaun illel cennah. Mabrur yani tam bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı şekilde haccını yapan kimsenin cennetten başka bir mükafatı yoktur. Daha ne istiyor cenneti alan bir kimse? Cenneti kazanırsa ne mutlu ona. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Gücü yeten kimsenin hacca gitmesi Allah'ın bir farzıdır. Peki hac ne demek hac? Hac bir yeri kastetmektir, oraya gitmektir. Bu Arapça diline göre. Dini terime göre hac Kabe'ye özel bir niyetle, özel fiillerle ziyaret etmektir, gitmektir. Hac niyetiyle gider, Kabe'ye tavaf eder vesaire, buna hac denir. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Allah-u Teala İbrahim peygambere vahyetti ki insanları hacca çağır, onlar da gruplar halinde gelirler. İbrahim peygamber aleyhisselam oğlu İsmail peygamberle birlikte Kabe'yi inşa ettikten sonra, burada bir ara verelim. Kabe'yi inşa eden ilk kişi Adem peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Peygamber Efendimiz Muhammed dediği gibidir. Sonra Nuh peygamberin tufanında bu Kabe yıkıldı. Sonra İbrahim peygamber oğlu İsmail'le birlikte Kabe'yi tekrar inşa etmiştir. Bitirdikten sonra İbrahim peygamber insanları Kabe'nin yanından insanları hacca çağırmıştır. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Yani insanları hacca davet etti. يَأْتُوكَ رِجَالَ. Gurbel hanı gelirler. Buradaki mesele çok önemli, hassas bir meseledir. Kendisi Mekke'de hacca çağırdığı zaman yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa onun davasını duymuştur. Hatta annesinin karnında olan bebek cenin şayet Allah-u Teala ona haccı takdir ettiyse o bebek de duymuştur. Hatta daha doğmamış olan ruhlar da duymuşlar. Ama hangi ruhlar duymuş? Müslüman olan ruhları ve Allah-u Teala bu ruhun sahibine haccı dilemiş ise. İlginç bir mesele. Ha, burada bir parantez açalım. Memleketimizde profesör olarak tanınan meşhur bir cahil diyor ki ben anlamıyorum. Bu insanlar nasıl hacca gidiyorlar? Bayanlar da gidiyorlar. Bayanlar niye hacca gidiyorlar diyor. Halbuki ayette diyor ki وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Yani erkekleri hacca çağır. Halbuki öyle değil. Ayete geçen ricalen yani erkekler anlamında değil. Ha, racul, rical Arapça dilinde evet erkek manasında da olabilir. Ama başka manası var. Gurub halinde yukal Arapçada denilir ki riclum min cerad, yani çekirgelerden bir grup. Burada ricil, racul, ricel Arapça dilinde grup anlamında da olur. Bu da kendi kafasına göre ne diyor? Niye bayanlar gidiyorlar ayette erkekler geçiyor? Hiç alakası yok. Yani maalesef bizim bu zamanda
İster memleketimizde, ister başka ülkelerde, kimisi hoca olduğunu iddia ediyor, kimisi profesör olduğunu iddia ediyor, kimisi bilmem ne iddia ediyor ve kendi kafasına göre, kendi yorumuna göre fetvaları savuruyor. Buna dikkat etmemiz gerekli değerli Müslümanlar. Bizim dinimiz Kur'an'da, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde, alimlerin icmaında sabit olan bir dindir. Böyle her kafadan bir ses çıkarsa mesele çorba gibi olur. Kesinlikle böyle değildir. Şu anda mesela bu adam diyor ki bayanlar niye gidiyorlar ayete geçen erkekler? Peygamber Efendimiz'in zamanından bugünümüze kadar onun gibi söyleyen var mı? İmam Şafii, İmam Hanife, İmam Malik, İmam Ahmed veya sahabelerden veya tabilerden veya Şafilerden veya Hanefilerden veya Nakşibendilerden veya Rifailerden, Kadirlerden böyle diyen var mı? Yok, ilk defa kendisi böyle bir iftira atıyor. Kendince artık müçtehid saymıştır. Ya şimdi müçtehid olsam bile şimdiye kadar öyle diyen var mı? Sadece erkekler hacca giderler diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri de hacca gidiyorlardı. Sahabenin eşleri hacca gidiyorlardı. Nasıl böyle bir şey? Yani cüret edip söyleyebilirler. Allah-u Teala sonumuzu hayretsin. İnşallah Azze ve Celle bir sonraki dersimizde haccın rükülleri, haccil hacla alakalı olan diğer konulara geçeriz. Vallahi subhanahu ve teala a'lem ve ahkem. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.